Karşılaşmanın sonunda bordo beyazlılar büyük sevinç yaşadılar. Gideri yenmek zor bir şeydi, gerçekten kolay değildi ama elimizden geleni yaptık. Biz gerçekten iyi bir takımız. Kümede kalmayı hak etmiyoruz. Gerçekten en iyi yerleri hak ediyoruz. Sezon sonu inşallah yüzümüz gülecek. Daha iyi yerlere geleceğiz. Emin olun. Bize güvenin. Ya çok mutluyuz. Bunun bir tarifi yok. Kendi adıma üzgünüm. Penaltı kaçıyor. Ama penaltılar kaçar olur. Sıkıntı yok. Bizim hedefimiz son maç. Yapacak bir şey yok. Biz takımımıza inanıyoruz. Kendimize inanıyoruz. Gardımız düşse de bu taraftar bizim gardımızı kaldırıyor. Biz inanıyoruz. Eski Elazığspor geri dönecek. Yanımızda olmaya devam etsinler. Biz söz verdiğimiz gibi Allah'ın izniyle birlikte kalacağız. Çok teşekkür ederim. Merhaba abi. Ben bittiğini zannettim. Abi biz bitti demeden bitmez. Bitmiyor diyorsun. Bitmez, abi, bitmez. İyi yakaladın. Neler söyleyeceksin? Ya çok önemli bir 3 puan aldık. Maçın sonunda geldi gol. Çok mutluyuz, inanılmaz mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik. Bu mücadelenin haklıydı 3 puan. Zorlu bir sürece gireceğiz. İnşallah alnımızın akıyla hepsini galip gelerek Elazığspor'a, Elazığlılara güzel bir hediye vermek istiyoruz. Abi vallahi çok heyecanlı bir maçtı. Yani rakip takım da zaten liderdi. Biz elimizden geleni yaptık. Taraftarlarımız da arkamızdaydı her zaman. Sağ olsun, Allah razı olsun onlardan. İnşallah tek temennimiz bu takımı düşürmemek. Seneye iyi yerlere getirmek. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Umarım hakkımızda hayırlısı olur abi. Tebrik ediyorum. Gerçekten abi çok mutluyuz şu anda. Çok heyecanlıyız aynı zamanda. Elazığspor inşallah ligde kalacaktır. Bunu da bugünkü galibiyetle tekrar herkese göstermiş olduk. Son 4 maçımız kaldı. Hedefimiz tamamen 12 puan. Herkese yine aynı şekil bugünkü coşkuyu aynı şekilde diğer maçlarda bekliyoruz. İnşallah bu seneyi en güzel şekilde bitirip seneye Allah'ın izniyle şampiyonla Elazığ'ımızla hep birlikte. Abi valla olağanüstü bir durum yaşıyorum. Zaten kornerden önce de ben golü hissettim, dedim bu golü ben atacağım. Zaten Muhammed'le de iddiaya girmiştik, gol atsam ona bir şey alacaktım. Bu maçta gol attık yani, gerçekten çok mutluyuz. Son dakika, hep son dakika yiyorduk. Bu defa da son dakika golüyle kazandık. Umarım inşallah böyle gider. İnşallah. Oyun olarak tatmin etmedik ama yani çok baskı altındayız, çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Yani bıçak sırtındayız. Onun için herkesin hoşgörü göstermesini istiyorum. Bugün önemli olan kazanmaktı. İnşallah önümüzdeki haftada iyi futbolla kazanırız. Bugün buraya gelen, destek olan, centilmence Elazığspor'u destekleyen, kalbi Elazığspor'la çarpan herkese ben teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, kenetlensek inşallah Elazığspor'u ligde bırakacağız Allah izin verirse. Şimdi öncelikle vefat eden Münir abimiz, TÜFAT Başkanı Elazığspor'un geçmişteki başarılarında pay sahibi olan Münir abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm spor, Elazığspor camiasının başı sağ olsun diyorum. Bugünkü maça gelince de gerçekten maçtan önce de futbolcularımızla konuştuğumuz zaman maçın bizim hakkımızdaki, daha doğrusu bundan sonraki maçlar ne kadar önemliyse bu maç da bizim için final maçı niteliğinde diye konuşmuştuk. Maça da bana göre iyi başladık. Belki ilk yarı pozisyonlar olmamasına rağmen ilk iki dakikada bir pozisyon vardı. Onları saymazsak eğer. Genelde top bizde kaldı. İkinci yarı skoru koruma telaşıyla belki biraz futbolcu psikolojisi oyunda Batman gibi görüntü ama belki penaltıyı kullansak daha değişik olacak. Şimdi biz futbolcu kardeşlerimize baktığın zaman gerçekten de yani bu işe gönül vermişler. Yani özellikle yeni transferlerimiz, eski transferlerimiz kaynaşma halinde abileriyle, kardeşlere beraber Elazığspor'u bu durumdan nasıl çıkarız onun peşindeler. Bugün muhteşem Elazığspor seyircisine de teşekkür ediyorum bazıları hariç. Çünkü yapılan değişikliklere tepki verenler haklı olarak, onlara da bir şey demiyorum ama değişikliklerle ilgili argo kelimeleri kullandığı zaman ben bunların Elazığspor'undan şüphe duyarım. Biz buraya Elazığspor'u üstlere taşımak için, biz bu durumdan kurtarmak için gelmişiz. Son 3 yıldır küme düşen bir Elazığspor var. Bu Elazığspor'u bu sene dur deyip tekrar küllerden doğurtmak istiyoruz biz Elazığspor'u. Dediğim gibi o gerçekten de muhteşem Elazığ seyircisine her yanına teşekkür ediyorum. Çünkü maçın sonuna kadar bizi desteklediler. Belki son saniye onlar da strese girdi ama futbolcular kadar kimse istemez maçı kazanmayı, Elazığspor camiasını yukarılara taşımayı. Dediğim gibi gerçek Elazığspor'un taraflarına bunlar armağan olsun. Bundan sonraki süreçte bugün yaşayacağız, doya doya bu galibiyeti yaşayacağız. Son saniye gelmesi belki futbolcularımızı biraz daha ateşleyecek bundan sonra. Dediğim gibi bugün bu maçı yaşayacağız. Yarından itibaren artık Kütahya maçını düşeceğiz. Çünkü bizim fazla sevinecek zamanımız yok. Bizim buradan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Geçmişte yaptığımız hataları yapmama adına Kütahya maçıyla beraber inşallah da devam edip sürdüreceğiz biz.